Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün üç boyutlu yeni bir örnek çalışacağız. Bu örneği değişik yerlerde kullanabilirsiniz. Ben bunu bebek battaniyesi, koltuk şal, diz şal olarak çok beğendim. Ama bunu yelekte, kazakta, hırkada da çalışabilirsiniz. Kabartmalı ve gayet güzel, çok şık bir model. Başlayalım. Ben küçük bir parça burada göstereceğim. Sonra sayılarla siz çalışacağınız çalışmaya göre ayarlarsınız. Onun battaniyeyi, batları falan bak şeyine göre yaparsınız. Birkaç zincir çekerek çalışmamızı başlıyoruz. Sonra şu uç zincirden 1, 2, 3 dördüncü zinciri ikili trabzanla tığımızı üzerine ipimizi alıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Her zincir üzerine ikili trabzan yapacağız. Böyle. Bir sıra sadece böyle gideceğiz. İkinci sırada aynı şekilde ikili trabzanla döneceğiz. Ben fazla vakit almamak adına önceden hazırlamıştım. Ben örnekte burada 38 zincir çektim. Her zincir içinde ikili trabzan yaptım. 38 ikili trabzan 2 sıra ördüm düz. Düz olarak. Sonra üçüncü sıradan örneğimiz başlıyor. Siz battaniye veya vesaire ne yapacaksınız? Hangi şeyde bu model çalışacaksınız? Başlangıçta iki sıra boş ikili trabzan öreceğiz. Üçüncü sırasında ben modeli 11 trabzan 11.sinde kuracağım şimdi model. Arasında 16 trabzan, sonra tekrar 17.sinde kuracağım. Sonra tekrar 10 tane boş bir trabzan olacak. Şimdi 10 tane trabzan ben ördüm burada. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. trabzanda ben model koyacağım. Şuraya 11. trabzan yapıyorum. Onun üzerine 14 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincir çektim ve aynı yine trabzanımızın şuradan batarak tepesinden bakın şunu içinden geçirerek burada sabitliyoruz. Bu böyle trabzanın 11. trabzanın üzerinde böyle bizim 14 tane zincirimiz oldu. Bundan sonra bir sonraki trabzanla düz trabzan örmeye devam edeceğiz. 2 3 4 5 arada 17 tane bu zincirden sonra 17 tane trabzan ördüm. 17'nin başında tekrar 14 tane. Bu zincirler hep örnekte 14 tane zincir çekeceğiz. Bir trabzan tepesinde belirlediğimiz trabzanı aynı sıra devam edecek. 14 tane zincir çekeceğiz. Şurada 14 zincirimiz oldu. Bunu trabzanı tekrar tepeye geliyoruz şuraya. Şunu
Bakın şöyle, bu da bizim zincirimizin ilmeği. Bu da trabzanlı tepesi. Bunun içinden geçirerek sabitliyoruz. Burada sıkını yapmıyoruz. Sadece sabitliyoruz. Ve işimizi sonraki trabzanlar üzerinde normal düz giderekten devam ediyoruz. Sonraki trabzanlarımız örüyoruz. Sıra sonuna kadar ördüğümüzde üçüncü sıramız böyle. Bakın bir, buraya koyayım. Şuradan bir, iki, üçüncü. İki sıramız boş trabzan. Üçüncü sıramızdan örnek başlıyor. Ben bu örneği bu kadar kare bir motif olarak size göstermek istediği için 11 buraya bıraktım. Arada 16 tane var. Tekrar 11 var. Şuradan başlarken 11. trabzanın üzerinde örnek kurdum. Buradan da 16 boş bırakarak 17. Yani buradan gelirse yine 11. olacak şekilde trabzanın üzerine örnek kurdum. Daha doğrusu ilk kurmaya başladı. Sıramız böyle bitti. Şimdi işimizi döndürüyoruz ve tekrar zincir çekerekten birinci trabzanımızı yaptık ve tekrar örneği zincir çektiğimizi zincire kadar düz trabzanı devam ediyoruz. Bakın buradan yeni sırada, dördüncü sırada trabzanlarımı yaptım. Zincir çektiğimiz yere yaklaştık şimdi. Buraya tekrar trabzan yapacağız. Onun üzerine bakın. Sonra tığımızın üzerine ipimizi alacağız ve bu çektiğimizin zincirde içinden geçirerek trabzan yapacağız. İkili trabzan yapıyoruz burada. 14 zincirli halkamızı yapmıştık ve bu halkanın içinde böyle içinden geçirerek bakın 24 tane ikili trabzan yapacağız buna. Örnek boyunca bu 14 zincirin içinde 24 tane trabzan ile dolduracağız. 24 tane trabzan öreceğiz bu halkanın içinde. Halkanın içinde 24 tane trabzan, ikili trabzan yaptım. Bu benim 24. trabzan. Şimdi tığımızdan ipini alıyoruz. İp çıkardık ve burada bakın başlarken şu sıradaki şuradaki şu sıradaki trabzan değildi. Bakın bu zaten ayrılıyor buradan. Şuradan halkanın içinden yaptığımız birinci trabzanın tepesinden şuradan arkasından tığımıza çıkartıyoruz. Şöyle bakın ve şuradaki ilmeği oradan geçiriyoruz böyle. Sabitlemiyoruz. Sadece geçirip tığımızın üzerine ilmeğimizi tutuyoruz. Böyle. Ve tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. Ve bundan sonraki bakın buradan buna dikkat edeceksiniz bu örnekte. Hemen aşağısında böyle bir delik var. Bunu örmeyeceğiz. Bu boşluk zaten. Saydığı zaman da bu boşluğa denk geliyor. Bu burada ilmeği ya da trabzana denk gelmiyor bu. Bunu bakacağız. Bizim trabzanımıza bakacağız. Şuradaki deliği ya da şurada değil. Şu trabzanımızı, sıradaki trabzanı tepesinde, şurada tepesinde batacağız. Ve ip alarak ikili trabzan yapacağız burada tekrardan. Ve sırayla ikinci
zincir halkamızı gittiğiniz kadar şurada ikili trabzanlarımızı devam edeceğiz yapmaya. Tekrar aradaki trabzanları ben düz ördüm. Şimdi yine zincirini bulunduğu şu trabzana geldik. Şu bu tarafta bizim ördüğümüz trabzanlı tarafındaki şuradaki trabzanı düz normal bir trabzan yaparak devam edeceğiz biz işimizi. Burada ikili bir trabzan yapacağız. Sonra tığımızın üzerine ip alıyoruz ve şu halkanın içinden, bakın, şu halkanın içinden ipimizi alıyoruz ve burada 24 tane trabzan yapıyoruz tekrardan. Böyle devam edeceğiz. 24 tane trabzan ben yapayım. Sonrası bakalım. Tekrar bakın. Şu halkanın içinde 24 tane trabzanımı doldurdum. Bakın böyle yaptığımda zaten şuradan bakın. Şu bizim normal trabzan. Sıradaki şu sıradaki. Bundan hemen başın yanındaki şuraya. Şu trabzan. Şu şu halkanın içindeki ilk trabzanın tepesi burada gözüküyor. Şu son bizim 24. trabzan halkanın içindeki. Buradan bu ipimizi alıyoruz. Tığımızı şurada geçerek şu ipi buradan geçiriyoruz ve sık iğne ya da sabitleme yok, sadece buradan geçirip tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz ve sıradaki yine bakın şurada boşluk biraz oluyor, oraya şey yapmayacağız, hemen yandaki trabzanı tepesine batacağız, buraya batarak sıradaki trabzanlarımızı devam edeceğiz. Böyle sıra sonuna geldim ve 1 2 3 4 5. sıraya geldik şimdi. 3. sırada örnek başlamıştık. 3. sırada zincir yapmıştık sadece. 4. sıra dönüşte de o zincirin halkanın içinde trabzanla 24 tane ikili trabzanla doldurduk. Şimdi tekrar yeniden zincir yapacağız. Bakın 1 2 3 3. sırada başlamıştık. 3. ve 4. sıra, yani 2 sırada böyle bir örnek tamamlıyoruz. Bir tane şey örneği tamamladık. Şimdi bu sırada tekrar örnek koyacağız. Onun için de 11. trabzanda ben zincir yapmıştım. Örnek kurması için tekrar burada bakın şu örneğin hemen yanında, bakın şu örneği böyle baktığınız zaman şöyle bakın şurada hemen yanındaki bizim örnek kuracağımız yeri, zaten artık yeri belli, şunun üzerinde bakın, bundan sonrası zaten sonraki trabzanımız, şu ortadaki bakın şurada bir boşluk oluşuyor. Ama şu böyle bakarsınız oluşuyor. Şey örnek bittiğinde bu boşluk yok oluyor, kayboluyor. Bu bittiği zaman siz, göreceksiniz onu. Şu andaki kendiniz bakmak için öyle bir şey yapabilirsiniz bu belirlemek için. Şu ilmeğimizin üzerinde tekrar 11 tane 14 tane zincir çekeceğim. 14 tane zincir çektim ve tekrar trabzanı, aynı trabzanı, zincir çektiğimizin trabzanı tepesinde batarak bu zinciri burada sabitliyoruz. Tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz ve bir sonraki, bakın tekrar burada dikkatli olun.
Şuradaki deliği batmayacaksınız. Burada trabzana bakacaksınız. Trabzanın tepesinde, şurada trabzanın tepesinde batarak onun üzerine trabzanlarımızı devam edeceğiz. Bu sıra böyle devam edecek. İkinci yeri tekrar örnek yerinin üzerinde tekrar böyle zincir yapacağız. Şöyle. Tekrar ikinci örneğine hemen yakında geldik. Bakın belli buradan bu trabzan, sonuncu trabzan bu sıradaki. Buraya biz batacağız. İkili trabzan yapacağız ve onun üzerinde 14 tane zincir çekeceğiz. 14 tane zincirimiz çektik ve trabzanımızın tepesine battık ve bu ipimizi burada sabitledik, tığımızın üzerine ipini aldık ve bu örneğe bakıyoruz. Örneğini hemen bu tarafındaki şu trabzanımızı var, burada trabzanın tepesinde batarak ikili trabzan yapıyoruz tekrar. Burada bizim her sırada iki örnek koyuyoruz. Bakın birimiz tamamlanmıştı. İkinci örneğini birinci sırasında hep zincir yapacağız. Bir sırasında bitireceğiz. Sıra dönüşte de bu kurduğumuz örneklerin içinde 24 tane trabzanla doldurarak sıramızı bitireceğiz. Her sırada öyle, her iki sırada bir tane örnek bitecek. Örneklerimiz bittiği zaman şöyle bir şekil oluyor. Ben sizin için onu örmüştüm. Onu şekil vermek için. Onu göstermek istiyorum. Bakın. Birkaç sıra ördükten sonra bizim örneklerimiz bu örneklerimiz her iki sırada bir tane böyle elde edeceğiz, böyle bir örnek. Sonra buradan başlamıştık, bu 1 2 3. sırasında bu başlangıçtan böyle devam ettik zaten, bunu ip burada. Şimdi biz örneğimizi, çalışmamızı bitirdik. Battaniye diyelim ki battaniyemiz örüyoruz. Bitirdik. Battaniyenin ibadını, şölenimizini bitti. Son sıradayız artık. Son sırasında biz bunlara ördüğümüz şu şey, saç örgü diyelim, toplayacağız. Onun için ilk başta şuradaki bizim en son ördüğümüz sırasını böyle kendimize doğru döndüreceğiz ve şunu tutarak, şunu bakın, aşağıdaki şu örneği bunun içinden geçireceğiz. Sonra bunun içinden bunun aşağısındaki örneği geçireceğiz. Sıradaki örnekleri bu saç örgülerin şunların içinden geçirerekten modelimizi, örneğimizi sabitleyeceğiz. Ellerimizle düzelterekten bakın şöyle, bakın sonraki şey bu halkanın içinde geçiriyoruz içinden. Şurada bakın. Bunu da geçirdik. Bu bizim başlangıçtaki sıra bu. Buraya geliyor. Bakın düz taraf bu tarafa geliyor. Ters taraf aşağısında geliyor. Böylece bizim saç örgümüz böyle, bunu da aynı şekilde bakın burada da göstereyim. Şu bizim ördüğümüzün, bakın ip burada. Bu bizim son sıramız. Buradan son sırasında başlayarak en onu alttaki sıradaki örgümüzü içinden geçiriyoruz. Bakın tekrar göstereyim, belki kamera almamış. Şuradan birinci
Onun üzeri içinden geçiriyoruz böyle. Sonra sıradakini içinden geçiriyoruz. Bakın. Böyle sıra sıra hepsini içinden geçireceğiz bunu. Bakın. Şu onun sıradaki alttaki, bunu bir alttaki ve bunu bir alttakini içinden geçirdik. Elimizle düzelttik. O bizim örneğimiz burada. Şimdi bunu nasıl sabitleyeceğiz? Onu bakacağız. Bakın. Böyle. Bunun için isterseniz battaniye örüyorsunuz eğer ya da yelek yapıyorsunuz. Ona göre isterseniz buradan ip keserek sadece tekrardan buradan başlayabilirsiniz. Şuradan başlayarak yapabilirsiniz. İsterseniz battaniyeniz ördüyseniz ve bittiyse zaten buradan çevirmeniz gerekecek zaten oya yapmak için. Bir sırada sık iğne ile bunu dört tarafa çevirebilirsiniz. Başlangıçta birinci şeride bir sık iğneyle hemen yandakine her bir trabzanın üzerine bir sık iğne yaparaktan şöyle devam edebilirsiniz. Böyle bu sıra boyunca devam edip buraya geldiğinde tam köşesinde iki sık iğne yaparsınız. Rahat dönersiniz. Böyle devam edersiniz. Bu sıraya gelirsiniz. Bu sıraya göstermek istiyorum ben size. Bunun için ben ayrı bir model hazırlamıştım önceden. Vakit video çok uzun olmaması için. Evet arkadaşlar, şuraya döndük. Bu bizim ilk zincir çekerek başladığımız sıraya geldik. Şurada ben hep kenarlarında sık iğne ile geçtim. Şurada ip son sıram buradaydı. Bu sıradan bakın göstereyim. Bu sıradan başlayarak böyle şuradan devam ederekten şuraya geldim. En son başlangıçtığımız iki sıraya. Burada bir zincir çekerek üzerine trabzan yapmıştık. O nedenle bunu daha rahat güzel örebilmesi için ve de güzel durması için şuradan her trabzanın arasından geçerek şöyle arada birer tane sık iğne yaptım. Şöyle. En son bizim bu içimizden geçirdiği örgümüzün tam tepeye gelecek trabzan bakacaksınız. Normalde biz böyle tereddütte kalırsınız eğer ki. Şuradan sayın 11. ben bu örnek koyarken hatırlarsınız 11. trabzanlı tepesinde zincir yapmıştım. Siz de buradan 11 sık iğne yaptıktan 10 sık iğne yaptıktan sonra 11.'nin trabzana geldiğinde şu örgünün tam tepesini ortalama ayarlayın. Tam tepesinde bakın bataraktan şuradaki sıradaki trabzanı içinden geçirin ve burada bir sık iğne yapın. Böylece saç örgümüz sabitlenmiş oldu. Sıradaki trabzanı tekrar sık iğne yapıp arada her birinin arasında birer tane sık iğne yapmıştım ben. Öyle devam edeyim. Bakın arkadaşlar şuraya en son yine ikinci örneğin başına geldim ben. Tekrar şuradaki sıraya denk geliyor iki trabzanda. Şimdi bunu ben şunu ayarladım. Buraya batacağım. Saydım. 11.
Trabzan buraya geliyor. Tığımı ip almıyorum, almadan bunu tepesine bakın. Şunu en ortalama ortasında bak. Ortasına batıyorum ve sonra da şuradaki sıradaki bakın. Şurada sıradaki trabzana batarak ipimi önce buradan sonra bunun içinden geçirerek şuradan bir sabitledim bunu. Bakın burada sabitledim tepesinde ve bundan sonra sonraki trabzanını arasında böyle yapıyorum. Sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi battaniye örecek olursanız, hayır bebek battaniye örecek olursanız tavsiyem şu bitmiş halde göstereyim. Şu örneklerin arasında bakın şu pembeyi de yanıma alayım şöyle. Şu örneklerin arasındaki bu mesafeyi siz kendiniz ayarlayabilirsiniz ama isterseniz şunu arasında 16 tane zincir var. Bu açık renk daha şeyli göstereyim. Şunu isterseniz böyle sıralı daha büyük ebatte olacağı için her saç örgün arasında 15 tane ilmek 16.sında örnek kurabilirsiniz. Böylece orantılı ve gayet araları da tam güzel bir mesafe olacak. Yanlarda isterseniz 10 ilmek bırakırsınız. 10 trabzan. İki yan başlarken ve sonuna da iki tane iki tane yapabilirsiniz. Ya da buna orantılı olsun dersiniz. Birkaç tane boş trabzan örebilirsiniz. Bunları yanda oya yaparaktan battaniye, bebek battaniye ya da diz üst battaniye, diz battaniyesini pardon, diz battaniyesini, TV battaniyesini yapabilirsiniz. Bunu başlarken, bunu ya da bunun gibi diğer modeller başlarken battaniye başlıyorsunuz ayı. Mutlaka zincir çekerken, hayır, bunu ben 3,5'lü ördüm. Siz 3,5'lü öreceksiniz ayı. 4'le ya da 4,5'la zincir çekerekten sonra örebileceğiniz tığıyla devam ediniz. Mesela 4'le zincir çektiniz, 3,5'la örmeye devam ediniz. Daha rahat örersiniz. Ve şuradan çekme yapmaz, sonra kıvrılmaz kenarları. Daha düzgün bir battaniyeniz olur. Bakın son bittiğinde bu örneğini son şekilde böyle göstermek istiyorum. Bu açık daha pembe açık renkte model böyle bittiğinde oraya sabitlenecek onlar da daha açık renkte daha o da tam çıkmadı ama. Daha açık renkte de böyle duruyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yapanlara kolay gelsin. Soru soracak olursanız aşağıdaki yorum kısmında sorunuzu yazabilirsiniz. İnşallah cevaplarım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.